Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah bir kulundan bir işi yapmasını istediği zaman şunu bilmemizde yarar var. Allah'ın yapılmasını istediği şey bir şartel açılarak yapılabilecek bir iş değildir. Allah istediyse onu yapmak hemen istemekle olacak düzeyde değildir. Çünkü Allah şunu yap dediği zaman karşılığında sevap verecek demektir. Sevap ise bedava değil. Ya bir el gayreti istiyordur, ya bir gönül gayreti istiyordur, ya da beyni zorlayacak, düşünmeyi zorlayacak, arayıp arayıp bulup sonunda yapabileceğin bir şeydir o muhakkak. Mesela peygamberi sevmek cennete koyar. Peygamberi sevmek imandır diyoruz. Tamam, sevdik. Saat 9'dan itibaren sevdik. Değil bu kadar kolay. Sevdim demek kolay, sevmek zor. Çünkü sevin peygamberimi, başka türlü cennete giremezsiniz dediği zaman herkes sevenler imza kampanyası başlattı. Sevenler adına imza attın. Sen de sevenlerden saydın. Böyle değil ki. Evine girerken sağ ayakla girersen peygambere uydun, sevdin sayacak onu. Camiden çıkarken sol ayağınla çıkıp çıkmadığına bakacak Allah, sevip sevmediğini ölçecek. Sevmek, sevdim demek değil, sevdiğini ispat etmektir. O da eylemle olur. Çocuğun olduğunda ona isim verirken Allah bakacak aklına gelen ilk isimler neler? Sevgini oradan ölçecek senin. Bakacak Muhammed diye bir isim koymak istiyor musun? Peygamberin hanımıdır diye Hatice ismini koymak istiyor musun? Ölçüsü bu Allah Teala'nın. Allah kuluna bir şey yapmayı emrettiği zaman o hiç kolay değildir. Kolay olsa onu emretmezdi zaten. Yemek yiyin diye bir emir vermiyor ki. Zaten yiyorsun. Ama helal yiyeceksin diyor. Yemek yemekle helali arayıp bulup yemek arasında ne kadar fark var? Allah bir şey emrettiği zaman ona sevap verecektir. Sevabı ise bir gayretin karşılığıdır. Beyin gayret edecek, kalp gayret edecek, el gayret edecek, ayaklar gayret edecek. Gayretlerin sonuna Allah sevap verecek veya vermeyecek. Aynı şekilde Allah bir şeyi yasakladıysa, şunu yapmayacaksın dediyse kuluna, bileceğiz ki onu yapma arzusu vardır içimizde. Tamam, yapmam artık demekle değil. Yap dediğinde de, yapmayacaksın dediğinde de bir imtihan süreci var. Bir basamaklardan çıkmadan o işi beceremezsin. Bunun için biz Rabbimizin emirlerini, onun yasaklarını, yapın dediklerini, yapmayacaksın dediklerini bizim imtihanımız, başarmamız gereken sürecimiz olarak görmemiz gerekir. Aksi takdirde işi basite alırız. Basit gördüğün iş. Ya bu zaten kolay. Sabah namazı kaç dakika ki? Kaç dakika? 3 dakika. Hem camide ne kılar mı? Camide 200 metre ötede. Kalksana göreyim. Akşam sabah namazı kolay. Ama sabahleyin zor. Öğlen namazı şimdi kolay. Ama ezan okununca, tam da işlerin yoğun olduğu saatte öğle namazı kılınmaz bir namaz olur o zaman. O zaman zor olur. Şimdi
Zaten siz susuyorsunuz, ben konuşuyorum. Gıybet haram. Elbette haram, ne kadar güzel bir şey. Ama çay içerken, arkadaşla muhabbet ederken gıybeti önlemek zor. Zamanında, gerektiğinde, imtihan anında. Bu ne gibi? Ehliyet sınavına giriyorsun, kendini araba kullanırken pilot hissediyorsun kendini. Pilot ya, bundan daha iyi şoför olmaz dünyada. Birisi senin yanına sınav maksadıyla oturdu mu vites yerini unutuyorsun bu sefer. Ya dün çok iyiydim ben. Çok iyiydin ama bitti. Daha örneği arkadaşlar, neren ağrıdığını o kadar iyi anlıyorsun ki doktorun yanına gidiyorsun, ne diyeceğini unutuyorsun. İşaretler ediyorum, buralar ağrıyordu ama ya tarif etsene, unutuyor insan ne diyeceğini. Yani Allah bir şeyi emrettiğinde veya yasak ettiğinde bileceğiz ki bu basit bir şey değildir. Basit olsa onu emretmezdi zaten. Ne zaman basit o? Gerekmediği zamanlarda basit. Gerekmiyor. Şu anda gıybetle ilgili bir ortamda değilsin. Gıybet elbette kötü dersin. Ama 3 tane 5 tane akraba, seneler sonra bir düğünde buluştunuz. Tanıdığınız ortak arkadaşlarınız, akrabalarınız filan, ortam bir açıldı eski köy hatıralarından vesaire. Bir de baktın ki gıybet tonlarca gidiyor. Dün gıybet yapılması tehlikeli olduğuna kani olduğun şeydi. Bugün öyle değil. Sabah namazı akşam otururken yatsıyı da kıldın, iş güç yok. Sabah namazının önemiyle ilgili hadisler okuyorsun, ayetler okuyorsun. Çok kolay o zaman sabah namazı kılmak. Vakti değil, uykun da yok. Ama uykunun en derin saatinde sabah namazı asıl o zaman gerektiği için zor zaten. Bu girişi yapmaya neden ihtiyaç hissettim kardeşler? Bazı konuları hafif görüyoruz. Hafif gördüğümüz için hazırlıksız yakalanıyoruz. Ve büyük sevaplar kaçırıyoruz. Lüzumsuz yere günahlara giriyoruz. Mesela hacca giden insanlar buradayken onlara sorulduğunda müthiş bir hac yapacak. Ashab-ı kiramdan daha iyi hac yapacağına dair planları vardır. Zannediyor ki şeytan İstanbul'da plazalarda oturuyor. Mekke'ye gittin mi seni başta Cebrail aleyhisselam melekler kapıyorlar, Kabe'nin önüne oturtuyorlar. Melekler bile seninle daha konuşmuyor, böyle müthiş. Hiç de öyle değil. Bir de hacı gidip bakıyor ki şeytanın babası orada zaten. Burada 20 sene aynı apartmanda oturduğu arkadaşıyla hiç birbirlerine çıt çıkarmadıkları halde orada kavga edip geliyorlar. Hacı efendi filancayı tanıyor mu, biz küsüz. Niye küstün? Mekke'de kavga ettik. Maşallah. Mekke'de kavga etmişler. Arafat'ta kavga etmişler. Orada boşanmaya karar verip gelmiş eşiyle. Neden biliyor musunuz? O haccı gidip tavaf edip dönmekten ibaret, otobüste de Arafat'a gidip gelmekten ibaret zannetmişti. Düşünmemişti ki, ya Allah, haccet anandan doğduğun günkü gibi seni günahsız yapayım dediğine göre var burada bir iş. Durup dururken böyle, insan annesinden doğduğu gibi 50 senelik günahlar silinir mi durup dururken? Durup dururken değil ki, haccın, o senin burada basit gördüğün heyecanından sonra Allah silecekti onu. Sen basit gördüğün için burada tuzak olmaz zannettin, kuyuya düştün sen. Kuyuya düştün, mayına bastın. İşin berbatı da İstanbul'da iyi insandın, Mekke'de berbat adam oldun, geri geldin. Bu nedenle kardeşler, Allah'ın emir listesi ve yasaklar listesi ciddiye alındığında onlardan istifade ederiz biz. Bir şeyi sünnet dendiğinde, oho sünnet çok kolay, farz değil ya, hiç de alakası yok. Bir bak listeye, en çok terk ettiğin şeyler sünnetlerdir. Mekruhmuş bu. Sigara mekruh. Mekruh. Mekruh derken bile o kadar da rahat deniyor ki ağzında sakız var sanki. Mekruh. Peygamber aleyhisselam efendimiz bu mantık zihnimize otursun diye ne buyuruyor? Dikkat edin. Dikkat edin.
büyük kütükleri küçük çalılarla tutuştururlar diyor. Ben sizin büyük günah işlemenizden korkmam. Nereden korkarsın ya Resulallah? Küçük diye günahları önemsemeyeceğinizden korkarım diyor. Mikro, mikro. Haram değil, haram çok kötü. Haram, mikro. Bu mekruhlar torbaya dolunca kaç haram yapıyor hiç hesap ediyor musun? Neye benziyor biliyor musunuz kardeşler? Bu lastik aşınıyor. Döne döne aşınıyor. Bir yerde patlasa senin dikkatini çektiği için lastik patlaması diye bir dert ediniyorsun. Döne döne aşındığını dert edinmiyorsun. İlk riske bastığın yerde, ilk riskli bir yerde de lastiğin kabak olduğu için helak olup gidiyorsun sen. Bunun için şunu formül edinmemiz lazım. Allah ve peygamberiyle şaka yok. Emirlerinin değerlisi değersizi yok. Önemlisi önemsizi yok. Kolayı yok, zoru yok. Zor da değil. Çünkü Rabbimiz kaldıramayacağımız şeyi bize vermemeyi taahhüt ediyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kaldıramayacağı bir şey yoktur insanın Allah'ın emirlerinde. Hepsi kaldırabileceğimiz şeylerdir. Şu kadar ki kul gözünde büyütür, peşin hükümle namazı ağır görürse sabah namazına değil akşam namazına da kalkamaz o zaten. Baştan çünkü kötü görüyor, ağır görüyor. Rabbimizin emirlerinde olmaz yok, kendiliğinden olur da yok. Gayretsiz olan şeye sevap vermiyor ki Allah Teala. Kendiliğinden biten ottan yemek oluyor mu? Senin çabalayıp tohumladığın, gübrelediğin bitkiden yemek olur sana. İnsanlar bir gece kalkıyorsun, melek sayılıyorsun. Öbür gece kalkıyorsun, daha büyük melek, kendiliğinden büyürsen, yabani ot olursun, seni doğrar atarlar. Kendiliğinden büyümek yok. Kardeşler, bu girişten sonra yumuşaklık konusuna girebilirim. Dersimizin başlığı şu. Yumuşaklık peygamber ahlakıdır. Demek ki sertlik peygamber ahlakı değildir. Bu ne kadar yumuşak bir başlık değil mi? Ha doğru, yumuşaklık peygamber ahlakı. Benim de peygamber ahlakıyla ahlaklanmam lazım. Bugünden sonra yumuşak olmaya karar verdim. Keşke böyle olsaydı. Yumuşak olmaya karar vermek yumuşaklaştırmıyor insanı. Sulandırır, yumuşak yapmaz. Yumuşaklık ne demek? Tercih imkanın bulunduğunda kolayı tercih etmek demek. İki kelimeden daha nazik olanı kullanmak demek. Uyararak yapman da mümkün, tehdit ederek de yapman mümkün, uyararak yapmayı tercih etmek. Yumuşaklık, ikinci insana karşı, yani önümüzdekine karşı ve kendimize karşı, kendimize karşı kolayı tercih etmektir. Ama hangi konularda? Bizim özel konularımızda. Allah ile olan ilişkilerimizde emredileni yapmamız esastır. Allah 4 rekat kılın dediği namazı yumuşaklık peygamber ahlakıdır diye 1 rekat kılamaz. Mesela burada çok iyi anlaşılacak en canlı örneklerden birisini vereyim. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz imam olduğu zaman insanlara zorluk çıkarmasın. Namazı hafifletsin buyuruyor. Ne demek imam namazı hafifletsin? Kendi başına kıldığın zaman istediğin gibi kıl buyuruyor. Ama imam olduğun zaman hafiflet diyor. Namazın cemaatle kılındığında bir standardı var. Nedir o? Sabah namazında okunacak Zamm-ı Sure'nin miktarı var. 2,5 sayfayı geçmeyecek, toplam 2 rekatta, 1 sayfayı düşmeyecek.
cemaatle, camide namaz kılarken. Standart bu. Sen hafızsın, birinci rekatta 8 sayfa, ikinci rekatta 7 sayfa, arkandaki ihtiyar mı, sakat mı, kalp krizi mi geçirmiş, haberin yok. Adam da namazı bozup gidemiyor. Bu zor yönü tercih etmektir. Evet, namazda fazla zamm-ı sure okumak ibadete ecir kazandırır. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Arkanda yaşlı vardır. Yola çıkacak olan vardır. İşi olan vardır. Onları düşünerek namaz kıldır buyuruyor. O zaman cemaatle namazın asgari şartları var. Kevser suresiyle de sabah namazı kıldıramazsın. Onun da bir standardı var. Akşam namazında da 1,5 sayfa okuyamazsın. Çünkü sünnet ne yapmış? Sabah namazı için ölçü koymuş. Öğle namazı için cemaatle kastediyoruz. Ölçü koymuş. Bu ölçülerin üstüne çıkmak zorluktur. Bunu yapmayacaksın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ölçüsünün üstündeki zorluktur. Ama buna rağmen eğer 20 tane cemaatinden 9 tanesi ihtiyar insan, 5 tanesi de namaza yeni alışan delikanlıysa, namazı yine kısa kıldırman senin, onları bıktırmayacak şekilde kıldırman, yine sünnet olduğu için, her halükarda imam olan, kolaylaştıracak, yumuşak namaz kıldıracak. Neye dikkat ederek? Arkadaki cemaate dikkat ederek. Bu annelikte, babalıkta geçerli, öğretmenlikte geçerli. Her halükarda yumuşaklık peygamber ahlakıdır. Ne kadar peygamber ahlakı biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer katı davransaydın, etrafında onları bulamazdın diyor. Burada duruyoruz arkadaşlar. Nerede duruyoruz? Bu ayette duruyoruz. 100.000'den fazla insana veda hutbesi okudu 23 senede. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 10.000'lerce düşmanından sahabi edindi. Ashab-ı kiramın çoğu Peygamber aleyhisselam Efendimizin düşmanıydılar. Ona büyücü, sihirbaz, şair, her şeyi diyen insanlardılar. Onlardan uğruna canlarını feda edeceği bir nesil yetiştirdi. Ne kadar senede? 23 senede. 23 senede. 23 senede bir köy bile ağaçlanmaz. Köyü ağaçlandıralım desen 23 senede onu başaramazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede Arap Yarımadası'nı yeşillendirdi. İman ışığıyla donattı 23 senede. Kur'an-ı Kerim bunun formülünü nasıl açıklıyor? Febima rahmetin minallahi linte lehum. Allah rahmetiyle seni yönlendirdi. Sen de yumuşak esnek davrandın. Bu sayede etrafında toplandı bunlar. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Eğer katı olsaydın, kaba kalpli olsaydın, etrafında toplanmazlardı. Demek ki, bir, yumuşaklık ve yumuşak kalplilik, Allah'ın sana rahmetlerinden bir rahmettir. Peygamber'e de, ümmetine de. Eğer Allah seni bir günahından dolayı cezalandırmayı dilerse, sana vereceği ilk cezalardan biri katı kalpli olmandır. Katı kalpli olunca herkes kötü, sen iyi olduğunu zannedersin, kimseyi bulamazsın etrafında. İnsan kalmadı bu zamanda canım, selam verecek kimse yok der, kendini aldatırsın. Bulanlar nasıl selam verecek kimse buluyorlar? Niye başkalarının apartmanı hep kötülerle dolu değil de hep sana rastladı bu kötülerin diyarı? Kalbin katı. Sende çekicilik yok. Sen mıknatıssız bir insansın.
Demek ki katı kalplilik dağıtıcılıktır, dağıtmaktır. Yumuşak kalpli peygamber bile olmasaydı toplayamayacaktı etrafında kimseyi. Anne, anne, eğer 5 çocuğundan, 7 çocuğundan anacığım diye ayaklarına kapanan 3 tanesi yoksa, zaman kötü ama sen de kötü zamanın anasısın. Doğurduğunu kendine çekememişsin sen. Eğer bir anne hastalanıp yatağa düştüğünde, ameliyat olduğunda, çocukları okula gitmiyor, üzüntüden yemeklerini bırakmıyor, o şekilde analarına düşkünlük göstermiyorlarsa, bir sıkıntı var burada. Evet, her çocuk böyle olur diye bir kural yok. Bir tanesi, anası ölse bile hissetmeyebilir bunu. İnsanlık geni bozuktur. Ama doğurduğun her çocuk sana nasıl düşman olur? Anneliğini de test ediyor olman lazım. Çocuk bardağı yanlış yere koydu diye yarım saat briefing veren bir ana olursan, lenfaddu min havlik, etrafında evlat bulamazsın o zaman. Baba, namazdan dolayı, okuldan dolayı, hafızlıktan dolayı, ahlaktan dolayı, misafirlikte yaramazlık yaptı diye, yanlış konuştu diye, arabanın filan vidasına dokundu diye, her seferde bir saat askeri briefing verirsen çocuklarına, onu niye yaptın, bunu niye yaptın diye komutan er ilişkisine dönerse baba evlat ilişkisi, ölümün dört gözle beklenen baba olursun sen. Zaman kötü. Bu zamanda nesil yetiştirmek kötü. Doğuran nasıl doğurdu, yetiştiren nasıl yetiştirdi? Elbette kış günü soğuk demir tutulmaz ki. Sende kalp yok. Çelik bir kalbin var senin. İçime bakma sen, içimden evlat sevgisi kaynıyor. Onu meleklere anlatsan, evlat sevgisi kaynıyormuş içinde. İnandır melekleri, göreyim seni. İçinde ne kaynadığı önemli değil. Gözlerin gösteriyor seni. Gözlerin gösteriyor. Bir bardak kaç para onun için çocuk dövdün? Bir bardak kaç para? Evdeki duvardaki saat kaç para onun için iki saattir bağırıyorsun? Lenfaddu min havlik. Etrafından dağılırlar. Peygamber bile olsan senin kahrını çekmez. Sert adamın kahrı çekilmez velev peygamber olsun. Yumuşak, merhametli, şefkatli, gözü yaşlı, tebessümlü, peygamber, değerli peygamber. O etrafında topluyor. Baba da öyle olacak, öğretmen de öyle olacak, müdür de öyle olacak. İhtiyar kadın gelmiş, şunu imzalar mısınız evladım diyor. Buradan önce filan kurula gitmen lazım diyorsun. Ondan sonra adamın yüzüne, insanın yüzüne de bakmıyorsun daha. Müdür, kaşları çatık müdür diyor ya şair. Kaşları çatık müdür. Yok yok, bu peygamber beddualı müdür. Ne buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım diyor, benim ümmetimin işlerinden birini görmek üzere bir yerde bir görev alan, memurluk alan, önündeki ümmetimden insana zorluk çıkarana sen de zorluk çıkar Allah'ım diyor. Nerede çıkaracak ona zorluk? Sıratta badanaj yapacaksın, ilerleyemeyeceksin o zaman sen. Hatırlıyor musun o kadına, bu bizim bölümde değil, başka yere git. Nereye gideyim oğlum dediğinde, ne bileyim burası sorgu dairesi mi diye azarlamıştın. Hatırlıyor musun? Sonra buyuruyor ki Allah'ım, bir yerde bir memurluk, bir görev alıp ümmetimin işini görürken merhametli davranana sen de rahmet et Allah'ım diyor. Demek ki memurun, bürokratın, vakıf görevlisinin peygamber bedduası almışı var, peygamber duası almışı var. Memur olup tedavini, hastane ücretini üniversite hastanelerinde bedava tedavi filan garanti edebilirsin. Arkanda devleti bildiğin için güçlü olduğuna inanabilirsin. Huzurun var mı? Kalbin rahat mı? Geceleri rahat uyuyor musun? Rabbinin rahmeti sana iniyor mu? Sekinet var mı sizin evinizde? Arkanda devlet var, kalbin çatlıyor huzursuzluktan. Hani devlet arkandaydı? Hani senin emekliliğin garantiydi? Hani hastanede masraf vermiyordun sen? Niye patlıyorsun? Niye dünya daracık oldu? Peygamber bedduası aldın ondan dolayı. Kaba memur, kaba bürokrat, peygamber beddualıdır.
Ona kız verilmez. Onun evine misafir de gidilmez. Peygamber bedduası ne zaman onun evine şimşek olarak ya beddua olarak inecek belli değil ki. Her an onun evine bir lanet iniyordur. Bulunduğu yerde lanet vardır. Peygamber merhametli, yumuşak, gözü yaşlı bir peygamberdi. Onun ümmeti merhametli olmalı. Çocuğuna merhamet etmeli, komşusuna merhamet etmeli, akrabasına merhamet etmeli, gelinine merhamet etmeli, yaşlı dedesine merhamet etmeli, babasına merhamet etmeli, işçisine merhamet etmelidir. Patronuna merhamet etmelidir. Biz merhamet ümmetiyiz. Çünkü bizim peygamberimiz sadece bize değil, sadece cinlere değil, 18 bin aleme rahmet için gelmiş bir peygamber. Bizim kaşlarımız çatılır. Sert oluruz. Çelik yüzlü, miğfer kafalı oluruz. Allah'ın dinine saldırıldığı zaman. İş Allah'ın dinine ait bir konuya geldi mi, çelik kalp taşırız o zaman. O zaman bizde merhamet diye bir şey yok. Ama insani ilişkilere geldi mi, kulluğa geldi mi, eridik gittik, mum olduk demektir. Kardeşler, peygamber ahlakıdır yumuşaklık. Nasıl peygamberin sünnetidir diye misvak kullanmayı önemsiyoruz, misvak kullanıyoruz. Peygamber sünnetidir diye sağ elle yemek yiyoruz. Peygamber sünnetidir diye öğle namazından sonra iki rekat daha namaz kılıyoruz. Böyle yumuşaklık da peygamber sünnetidir. Nedir yumuşaklık? Dövebileceğin zaman dövmemeyi tercih etmek. Kolayı tercih etmek. Her şeyin kolayını tercih etmek. Yokuşa sürmemektir. Hayır derken bile hayır deme. Olmaz de. Olmayacağını anlat o kadar. İkinci sorduğunda maalesef olmuyor de. Demedik mi olmaz ya? Deme. Söylerken bile nazik söyle. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, anne, baba, öğretmen, müdür bey, sana buyuruyor. Diyor ki, Allah yumuşak muamele ile verdiğini sert muamele ile vermez buyuruyor. Tekrar ediyorum. Allah yumuşak muamele ile verdiğini sert muamele ile vermez. Ne demek bu? Ne demek? Evlat mı yetiştiriyorsun? İki politikadan birini gütmek zorundasın. Bir, ya yumuşak bir baba olacaksın ya da general bir baba olacaksın. Bir kere yok diyeceksin, bir daha soru bile sormayacak sana. Ne demek? Geçen sene yok dedik ki. Sünnet olduğunda olmaz demiştim ya, adam evleniyor, bir şey istemiş babasından, sünnet olurken yaptığı tembihi hatırlatıyor. 20 sene önceki demiştik ya sana, diyor, olmaz bu. Yani filan tarihli kanun ve genelge evde geçerli. Devlet ev. Devlet baba da o. Bu peygamberle ilgisi olmayan bir aile düzeni arkadaşlar. O evden umulan şeyler çocuklarına, 25 yaşındaki çocuğuna bile 2 yaşındaki kadar merhametli davranan babanın bulunduğu evden elde edilecek de aynı değil. Yumuşaklığın bulunduğu evde Allah'ın bereketi daha fazladır. Orada çocukların hafız olma ihtimali daha yüksektir. Orada çocukların insani ilişkileri daha yüksektir. Kanunların, tüzüklerin, yasaların, törelerin, geleneklerin geçerli olduğu evde, o evde huzur olabilir. Niye? Herkes yarı ölü pozisyonda zaten. Askerliğin bitmesini bekliyor. Askerlik bitecek, gün sayıyor, şafak sayıyor adam. Şafağı babasının ölümü ama. Babasının ölümü, gün sayıyor. Bir evlat, evleneceği zaman,
nişanlısı ya da işte görüştüğü kız adayı nerede oturacaksın sorduğunda, ben anam babam ölmeden başka bir yerde oturamam, İstemiyorsan evlenmeyelim demesi gerekmez mi arkadaşlar? Şimdi çocuklar ne yapıyorlar? Başka türlü kabul etmiyor. Yoksa ben sizde duracaktım ana. Ne alakası var? Nasıl kabul etmiyor? Mesele nereden kaynaklanıyor? 25 yaşında delikanlıyı 25 senedir itiyorsun sen. İlk yokuş aşağı bulunca saldı kendini gidiyor da. Merak etme ana baba, ben gelir bakarım size. Çok bakarsın sen. Evlat niye anasının babasının erken ölmesi için dua etsin? Müslüman o da biliyor ki bunları yaşadıkça Allah buna bereket verecek, huzur verecek. İtmiş, itmiş. Baba gelmiş, filan dersi yapmadın, filan okul ödevini yapmadın diye basmış, gürülemiş. Tuttun mu camdan öbür tarafa atarım, komşunun duvarına çarparsın demiş. Ana akşama kadar bağırmış. Onu oraya koyma, çocuk oraya oturur, oraya oturulur mu? Buraya tut, oraya tutma. Mübarek ya, böyle enteresan. Her şey, o çocuk sanki mikrop yuvası, tuttuğu yer batıyor. Akşama kadar ana bağırmış, büyük abi bağırmış. Bu ev değil, asker ocağı mübarek. Asker millet ya, evleri de asker ocağı gibi. Karargah. Bu peygamber ahlakı değil. Peygamber ahlakı değil. Bir defa Enes radıyallahu anh peygamberin evinde tabak kırdı. Hanımlarından bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu evde başka tabak mı var, niye bunu kırdın diyecek oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Sizin gibi tabakların da ömrü var, çocuğa bağırmaya değer mi buyurdu. Takım bozulmuştu değil. Bir tabakları vardı zaten. O da çömlek işte. Kırılınca bir daha gidilecek Şam'a da oradan bir çömlek getirilecek 6 ay sonra. Yani takım bozuldu değil. Sizin eceliniz olduğu gibi tabağında eceli vardı. Ne bağırıyorsunuz burada? Ahlak bu işte. Ahlak bu. Ahlak bu. Yumuşaklık bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını yumuşaklık üzerine kurmuştu. Ama bu Kureyş'ten kadın hırsızlık yaptı. Bunu affetsek, görmezden gelsek, elini kesmesek olmaz mı ya Resulallah diye şefaat için, aracılık için gelindiğinde ne buyurdu? Allah'a yemin ederim, kızım Fatıma bile haram işlese keserim kolunu buyurdu. O zaman merhamet yok. Şimdi çocuklar, gençler Allah'a karşı suç işleyince delikanlıdır, delikanlıdır. Kazara bir bardağı yanlış yere koydu mu fırtına kopuyor öbür taraftan. Hayır. Ahlak, peygamber ahlakı, insani ilişkilerde, maddi değeri olan şeylerde yumuşaklık esası. Çocuk arabayı almış. Kim verdi bu arabayı bu çocuğa? Sen verdin. Madem yetenekli değildi niye verdin? Ben tembih ettim, dikkatli git diye. Ne oldu? Gitmiş vurmuş bir yere, parça parça olmuş, araba gelmiş. Yahu araba parçalanmış, bir insan sağlam çıkmış, başka bir insana zararı olmamış. Otur iki rekat şükür namazı kılsana, ne bağırıyorsun? İki rekat şükür namazı kıl. Büyük yeminler, bir daha sana araba veren, şöyle eden, böyle eden. Boş boğazlık bunlar. Boş boğazlık. Kardeşler, biz ümmet olarak Peygamber aleyhisselam efendimizin izindeyiz. Nasıl öğle namazını 10 rekat kılıyoruz peygamberimizin sünnetine uymuş olmak için? Konuşurken nazik konuşacağız. Hayır demeyeceğiz. Maalesef olmaz diyeceğiz. Yoku da olmazı, yoku, hayırı esneterek konuşacaksın. Merhamet gerekiyor. Kalplerde merhamet lazım. Yumuşaklık din eksenlidir. İşte hadisi şerif. Allah yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermez buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir örnek olarak kardeşler dinleyelim. Bir Yahudi kendisini ziyarete geliyor.
Esselamu aleyk Muhammed diyor. Esselam öl git demek. Ölüm olsun sana demek. Esselam Allah'ın rahmeti üzerine olsun demek. Hain Yahudi medyatik davranıyor. Selam veriyor, numarası yapıp beddua diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz yan odadan bunu duyuyor. Mel'un kulu Allah'ın, sen öl git bu dünyadan diye cevap veriyor ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gittikten sonra diyor ki, Ayşe diyor, niye öyle cevap verdin adama diyor. Duymadın mı ya Resulallah? Ne kadar kötü bir söz söyledi sana diyor. Efendimiz de buyuruyor ki, Ayşe sen de duymadın mı? Ve aleyküm dedim ona ben de. Yani aynısı senin olsun dedim. Bir şey olmadı. Bilmiyor musun? Benim duamı Allah kabul eder. Onun bedduasını kabul etmez ki. Boşuna konuştu o. Ama daha nazik cevap verip gönüllerini alabilirdik bunların buyurmuş. Ayşe annemize. Ayşe annemizin yaptığı doğru. Demek ki tebliğ ilişkisinde nazik tavrı kullanmak gerekiyor. Ehli kitapla, nazik metotlarla konuşun Allah buyuruyor. Cihad ederken kılıcı nazik vurmak yok. Öyle vurdu kesti yok. Vurdu mu kopacak kafası, bu kadar. Yani kılıç kullanmak başka, söz kullanmak başka. Sözü nazik kullan. Tebliği nazik kullan. Mesela bir insanın alkolü bırakmasını istiyorsun. Nasihat edeceksin. Sen var ya fazladan yaşıyorsun. Bakma sonu yarıları yapmaya geldim sana ben. Sen nasıl alkol kullanırsın? Deme kardeşim. Öyle değil mi? Her zaman kirkoyla kaldırdın mı lastik daha rahat değişir. Ama kirkoyla kaldırmadan lastik değiştirmeye kalkarsan ne lastiği değiştirirsin ne de canını kurtarırsın. Kaldır adamı yukarı, değiştireceğini değiştir. Merhamet her zaman kazançtır. Sertlik geçici kazançtır. Mesela bazı babalar, tembihçi, böyle kanuncu, töreci babalar, Allah'ın izniyle ben bir defa tembih ederim. Ben bir defa, iki defa dedirtmem mi şimdi diyor. Bir defa tembih. Neyi bir defa tembih? Mesela namazı bir defa tembih ediyor. Namaz! Ezan bile 4 defa Allah-u Ekber denerek başlanıyor kardeşim. Ezanda bile tekrar var ya, o bir defa tekrar ediyormuş. Hayya ala salah bile 2 defa deniyor ya. Halbuki namaz diye bir ses çıkarırdı Bilal Habeşi, bitti herkes gelecekti namazı. O bile 2 defa gel diyor, bu beyefendi Bilal'den daha anonscu. Namaz diye bir ses çıkar. Onu da zaten dişlerinin arasından çıkardığı için çoğu da anlaşılmıyor ne dediği. Bir hışırtı çıkıttığına göre babam bir şey istiyor diye geliyor çocuklar. Abdestli abdestsiz arkasında namaza duruyorlar. Bununla namaz hareketleri yaptırabilirsin. Namaz kıldıramazsın kimseye. Namaz sevgi işidir. Abdesti de kontrol edersin. Bakıyorum, yıka ayaklarını be. Yıka yüzünü. Sabunla yıkattırırsın ayaklarını. Niyet etmez sana inat olsun diye. İbadet bu. Niyetle yapılmıyor mu? Sen önüne geçersin namaz kıldırıyorum diye. O da babamın cenazesine diye Allah-u Ekber der. Gülmeyin arkadaşlar, Anadolu'dan ses veriyorum ben. Babalık rollerini anlatıyorum. Gülünecek bir şey yok ortada. Böyle yapıldı da binlerce milyonlarca insan namazdan soğutuldu. Bir kitap, alemlere rahmet bir peygamberin elinde gelmiş. İlk kelimesi besmele, Rahman ve Rahim olan Allah diye başlıyor. Son cümlesi de İnsanların Allah'a sığındığı bir cümleyle bitiyor kitap. O kitabı okutmak için sen eşeğe vurulmaz kadar dayak atıyorsun hoca efendi. Rahmet kitabından dolayı azap olur mu? Ona hiç iman etmeyenleri bile Allah Teala gelin kurtulun cennete girin diye nazik bir şekilde dinine çağırıyor, kitabına çağırıyor. 8 yaşında, 10 yaşında vurduğun dayakları herhangi bir terörist bile yemiyor yakalandığı zaman. Teröristlerin dahi bilmem ne kanunuyla himayeye alındığı, hırsızların
suçüstü kamerayla yakalandıkları halde karakolda dövülmelerinin yasak olduğu bir zamanda sen ayn harfini, mim harfini dudağından iyi çıkaramadı diye kırbaçlıyorsun hayvan kırbaçlar gibi. Senin adın nereden hoca oluyor? Sen nasıl hoca olursun? Peygamber ahlakıyla alakan var mı senin? Hani Enes ne diyordu? Resulullah'ın elinin bir kimseye kalktığını bir defa görmedik diyor. Ayşe annemiz ne diyor? Resulullah'ın insan dövdüğünü görmedim diyor. Ama Uhud'da eline mızrak aldı, kafirleri vurdu. Orası savaştı. Kitap rahmet kitabı, o kitap yüzünden sakat kalmış çocuk. Buna Allah namazı farz etmemiş, orucu farz etmemiş. Sadece Fil suresini ezberlese, Fatiha ezberlese farz-ı ayın yerini bulacak. Farz mı bu çocuğun hafız olması? Sen bunu hafız yaptın ama Kur'an'ı seven bir insan yapamadın. Kur'an'la ilgisi yok. Yanlış. Böyle bir şey olur mu? Merhamet kitabı. Merhamet peygamberinin kitabı dayak sebebine dönüşmez. Harf sayısı kadar dayak yer mi bir insan ya? Kaç milyon harf var Kur'an'da? Herkes hafız mı olacak? Namaz kılacak kadar öğrendi mi farz bitti. Becer sevdirsene. Ayet sayısı kadar çikolata var. Bir bul, usulünü bul. Her sure başı bir bisiklet al. Madem Kur'an'a hayransın göreyim seni. Bisiklet al. Filan sureyi ezberle seni uçağa bindireceğim de. Taktik mi yok? Kardeşler, din rahmet dini. Peygamber yumuşak peygamber. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ Rauf, yumuşak peygamber, rahim, merhametli peygamber. Peygamber merhamet damlıyor, hocalar canavar. Ama hoca peygamber vekili. Billahi böyle değil ya, vallahi böyle değil. Bir hatırayı özellikle meclisimizin rahmete vesile olması sebebiyle anlatmak istiyorum. Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Rüştü Aşık Kutlu diye bir hoca efendi vardır. Pek çoğumuz tanımayabiliriz. 1980 yılında vefat etti rahmetullahi aleyh. İlk Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki hengameler, bildiğimiz olaylara rağmen kendi evini medreseye çevirip yüzlerce ehli Kur'an yetiştirdi. İstanbul'daki 1000 Kur'an kursundan, varsa 1000 Kur'an kursundan 900 tanesini işletenler, Kur'anlar ya talebesidir ya talebesinin talebesidir. Biz elhamdülillah talebesinin talebesi olma şerefine erdik. Şimdi bir tanesi yaşayan, bir tanesi de vefat eden iki hoca efendi, onun talebesi, bizzat benim dinlediğim bir hatırasını size nakledeceğim kardeşler. Hoca tipi çiziyor. Bir insan Elif cüzünün birisinin evinde yakalandığı zaman senelerce hapis kaldığı bir zamanda yüzlerce alim hafız nasıl yetiştirmiş? Allah onu nasıl desteklemiş? Bakınız, dikkat ediniz. Bu olayı bana anlatan rahmetullahi aleyh vefat etmiş bir hoca efendidir. Dedi ki, bu hoca efendinin özelliği, kimi 20 yaşında, kimi 25 yaşında, kimi 15 yaşında, böyle şuradan buradan talebeler toplamış, kendi evinde hanımı yemek pişiriyor, yediriyor, o ders okutuyor. Evlat, 100 tane evlat alıyor devamlı, böyle evlat bakıyor. İneklerini besliyor, onların sütünü, peynirini yapıyor. Böyle bir hoca efendi rahmetullahi aleyh. Diyor ki bu hoca efendi, bir Ramazan günü hoca efendi iftarı bekliyor. Bir ağacın altında oturmuş tesbih çekiyor hoca efendi. Bu bana hatırayı anlatan iki hoca efendi de 18 yaşında delikanlılar. Bunlar da oyun oynuyorlar.
Karadeniz'de ne oyun oynayacaksın ofta? Bir ağacın üstünden öbür ağaca atlıyorlar. Birbirine ebecilik oynuyorlar böyle. Ağacın tepesine çıkıyorlar. O geleceği zaman ağacı eğiyor, öbür ağaca atlıyor. Böyle bir oyun oynuyorlar. Yani köy çocuğu ve 18-19 yaşlarında. Bunlar ağaçtan atlıyorlar, atlıyorlar, atlıyorlar. Bu hoca efendi de bir ağacın altında tesbih çekiyor, iftarı bekliyor. İftar saatini bekliyor. Bu hoca efendi bir ağaca atlıyor. Öbür arkadaşı geliyor, o ağaçtan öbürüne kaçacak. Tam kaçarken dengesini kaybediyor, ağacın altına düşüyor. Düşerken de ağacın dalları kırılarak, 18 yaşında 70-80 kiloluk delikanlı, ağacın dallarını kıra kıra aşağı iniyor. Düştüğü ağaçta hoca efendi tespih çekiyor altta. Hoca efendinin üstüne düşüyor. Hoca efendi düşüyor. Bunun yüzü gözü bütün yara olmuş. Dal budak bunu kesmiş. Bu düşmüş bir kenara, bayılmış. Hoca efendi de bayılmış. Oradan hoca öldü diye bağırmış birisi. Bütün köylüler toplanmışlar. Hocaya ne oldu? Yani Halk Partisi iktidarda geldi, medreseyi bastılar da hoca efendiyi vurdular, bakmışlar bir silah sesi de yok. Ama hoca efendi kan içinde. O yukarıdan aşağı kim bilir 10 metrelik ağacın dalları hoca efendinin üstüne düşmüş öyle. Hoca efendi yara bere içerisinde. Bu ayılmış. Bakmış ki kalabalık bir insan kitlesi hoca efendiyle ilgileniyor. Hocasını da seviyor. Diyor ki içimden geçirdiğim ki inşallah bu köylülerden biri çıkarır tabancasını beni vurur da kurtulurum bu utançtan diye düşünüyor. Hoca, çünkü hocası değil sadece. Evinde yiyip içmediğini de hoca efendinin hanımı yedi bitiriyor ona. Böyle evlat gibi duruyorlar orada. Neyse hoca efendiyi pansuman etmişler, hastaneye götürecek, ne edecek düşünüyorlar derken hoca efendi ne oldu bana demiş. Demişler ki yukarıdan ihsan düştü üstüne. Lan gökten mi düştü? Nereden düştü bu? Demişler ihsan düştü. Bakmış orada ihsan da yatıyor. Çocuğa bir şey oldu mu demiş. Ondan sonra bunu dürtmüş birisi tekmeyle, kalk demiş. İşte bu canlanmış ama her tarafı kan. Kanlar içerisinde. Bakmış o da yaşıyor. Neyse bunu köylünün biri tutmuş, kaçmasın, öldürecek onu şimdi. Hoca efendi böyle kan levan içinde baktığı için hoca efendi iftar oldu mu demiş. Bir saattir burada oyalanıyorsun, tabii oldu demişler. Neyse iftar etmiş. Önüne oturtmuş onu. Oğlum İhsan demiş. Ha böyle elinin içiyle bir tokatı hak ettin demiş. Ama hafıza vurulmaz ki sana vurayım demiş. Diyor ki 10 seneye yakın yanında oturduk. Bu kadar ağır bir söz duymamıştık ondan. Rezil oldum o gün diyor. Tokatını görmemişler. Tokat kelimesi ağırlarına gitmiş. Bu hatırayı dinledikten sonra bir insan on binlerce hafızın yetişmesine nasıl vesile olur onu anladım. Onu anladım. Çünkü ben başka hocalarda gördüm. Pazuları çok güçlü kırbaç vurmaktan. Zebanileşmiş. Kardeşler, yumuşaklık peygamber ahlakıdır. Şu kadar ki sululuk yumuşaklık değildir. En baştaki sözümüze tekrar dönüyoruz. Şimdi yumuşaklığı peygamber ahlakıdır diye kural edindik ya, öyle kolay bir şey değil yumuşaklık. Tıraş ol, temiz ol dedim, jileti dikkatsiz kullanırsan derini parça parça edersin. Yumuşaklık, laçkalıkla kabalığın arasındaki dengenin çizgisidir. Laçkalık yumuşaklık değildir. Sabah namazına çocuğu kaldırmamak yumuşaklık değildir, laçkalıktır. Kaldırırken bir kova su dökmemektir yumuşaklık. Namaza kalkmayana kahvaltı yok bu evde. Benim evimden çıkın gidin. Bu ev namaz evi değil. Bu sözü söylemez yumuşak olan.
laçkalaşmaz, kabalaşmaz, yumuşaklık dengedir. Bu dengeyi tutturabilmek imtihan işi. Bu yumuşaklığa Allah sevap vaat ediyor işte. Ya o da o kadar kolay değil. O kadar kolay olsa niye sevap versin ki Allah ona? Zaten sen düğmeye bastın mı lamba yanıyor. Musluğu açtın mı su akıyor. Musluk açmak maharet değil ki. Düğmeye basmak maharet değil ki. Elbette zor. Elbette bunun bir sıkıntısı var. Ama her şeye rağmen Allah peygamberini yumuşak görmek istedi. Peygamberinin ümmetini de yumuşak görmek istiyor. Bir yer hariç. Vaghluz aleyhim. Kafirlere karşı kaba görün, sert görün, katı görün Allah buyuruyor. Kafiri gördün mü ceket düğmeleme. Mümini gördün mü ceketini düğmele. Kafire de nasılsın diyeceksin. Nasılsınız değil. Nasılsın, iyi misin? De yeter. İnsanlık olsun. Mümini gördün mü dişlerin görünsün. Sen ona nasılsın deyişinden adamın ağrısı gitsin. Niye? Müminler birbirlerine karşı kanatlarını indirmiş olurlar. Kafirlere karşı aziz olurlar, dik dururlar. Kardeşler, bir, bu din yumuşak, rauf, rahim bir peygamberin dinidir. Bu onun ahlakıdır. Onun izinden gidenleri Allah kulum diyor. Sadece cuma namazına gitmek, öğle namazına gitmek ve hacca gitmek onun izinden gitmek değildir. Sağ elle yemek yemen gerekiyor. Misvak kullanman gerekiyor. Sağ ayağını kullanman gerekiyor. Sağ elini kullanman gerekiyor. Yumuşak ahlaklı olman gerekiyor onun izinden gitmek için. Sadece sakal değil onun sünneti. Sakal sünnetlerinden biri. Yumuşaklık sünnetlerinden biri. Yumuşaklık, yani kaba olmamak, sözde, tavırda, hareketlerde, ilişkilerde yumuşak, esnek davranmak onun sünneti. Bu demek değil, hakkını hukukunu çiğnet, vursun geçsinler seni, öyle değil. O vakarını koruyarak, ciddiyetini koruyarak yumuşak ol. Olmaz diyeceğin zaman nazik söyle. Çocuk saat başı çikolata istiyor. Saat başı bir bisiklet turu istiyor. E yumuşak da olacaksın ya sen. Kardeşim o zaman çikolata dükkanı açman lazım senin. Öyle değil. Yok yavrum, bugünkü çikolata hakkın bitti. Böyle de. Sana çikolata için mi çalışıyoruz biz fabrikada deme. Biri kabalık, sertlik, biri de yumuşaklık. İkisi de aynı sonuca götürür. Senin için. Peygamberin sünnetine uyduğun zaman aynı sonuca götürmüyor. Çünkü sen ikinci usulle çocuğu da kaybediyorsun, çikolata parası da sende kalıyor. Öbür türlü çocuk bir zaman sonra ikna olacaktır. Her gün çikolata istenmez herhalde. Babam haklı. Yumuşaklık doktorluğu gerektiriyor. Ne demek doktorluk? Hem keseceksin adamı, hem de acıdığın için keseceksin. Doktorun merhameti, dokunmayın bu çocuk ağlamasın iğne vurulurken dese, çocuğun ölümüne sebep olacak. Merhametten, yumuşaklıktan bunu kastediyoruz. Sulanmıyoruz, gevşemiyoruz, laçkalaşmıyoruz, gönül kırmıyoruz. Bunu bu kadar kolay konuşuyoruz. Kolay mı? Hayır. Bu eğitim süreci istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kardeşler? Allah bir eve hayır dilediği zaman, ne demek bir eve hayır dilediği zaman? Bir evi kendisine kulluk yapılan bir ev görmek istediği zaman, ev halkına yumuşaklık verir buyuruyor. Bir evde
Yumuşaklık o evi Allah'ın nasıl gördüğünü gösterir. Çay tepsisini getirirken döktü çocuk. Geçen hafta aldığımız halı gitti. Bardaklar gitti. Misafirin önünde rezil olduk. Çocuğu şimdi tabancayla mı vuralım, tüfekle mi? Eğer Allah o evden bir mümin, bir yiğit, mücahit, abid, zahit bir kul yetiştirmek istiyorsa ileride bunu murad edip o evin kaderine yazdıysa, sadece yavrum üstüne döküldü mü, yok, tamam tamam ben temizlerim sen git otur diyen bir anne çıkarır ortaya. Benim ömrüm sizin hizmetçiniz olarak mı, bunun için mi babanızdan evlendim diye başlayan annenin doğurduklarında Allah'ın gözü yok demektir. Bu kadar basit arkadaşlar. Hadis-i şerif, hadis-i şerif. Tekrar ediyorum. Allah diliyor da rahmet veriyor. Peki ne yapacağız o zaman? Dualarımızda kalbimi yumuşat diye dua edeceğiz. Allah o duanı ciddi görmesi için de halıyı, mobilyayı put edinmediğini görmesi lazım. Dua ediyorsun, ya Rabbi bana merhamet ver. Bakıyor ki Allah kalbinde Allah'tan sonra en büyük şey halı. Yeni aldığın halı hele. Hele o yine çok daha önemli. Holdeki çok daha önemli. Gelen onu görüyor önce çünkü. Gelen. Halıyı çocuktan değerli tutacaksın. Allah da sana merhametli kulu diyecek. Olmaz ki böyle bir şey. Onu 3 taksitte aldın. Çocuğu 9 taksitte aldın Allah'tan. Taksit sayısı kadar değer ver çocuğa bari ya. Taksit sayısı kadar çocuğa değer ver. Kaç halı bir çocuğun bir tırnağı eder? Hayır. Ümmeti Muhammed merhum bir ümmettir. Rahmet görmüş bir ümmettir. Kabalarımız yüz karamızdır bizim. Hırçınlarımız yüz karamızdır. Hocam işte sen bildiğin gibi değil. Biz İETT'de de şoförüz. Delirmediğimize şükret sen. Madem kapasiten 500 kişilik bir yolcu taşırken kahrını çekemeyecek kadar zayıf kapasite, İETT'de de şoförlük yapma. Git 6 ay gemilerde kaptanlık yap. İnsanoğlu görmezsin, rahat edersin. Bünyene göre iş seç kardeşim. Nasıl güneşte yürüyemiyorsun da gölgede bir iş buluyorsun, kalabalık bir halk otobüsünde şoförlük yapamıyorsan taksicilik yap. Yani imanın şartlarından biri mi illa belediye otobüsünde şoförlük yapacaksın? Değiştirmez seni. Rızık belediyenin elinde mi? Bizim uydurduğumuz mazeretler komik duruma düşürmemeli bizi. Bir mazeret söylüyorsun, o mazeretin öbüründen daha beter. Ümmetimiz rahmetli bir ümmettir. Peygamberimiz rahmetli bir peygamberdir. Raufun Rahim'dir. Rauf, yumuşak, merhametli bir peygamberin sert, hırçın, çocuğuna bile merhameti olmayan bir ümmeti olmaz. Bu ters olur. Dileriz Allah merhametiyle cennetine gireceğimiz amelleri yapmaya bizi müyesser kılar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.